Peki Furkan Bey'e dönelim. Şimdi siz hem akademisyen hem de hukukçusunuz aynı zamanda. Ee, kişisel veriler şimdi bayağı bir güzel kapsamda bir giriş yaptık. Neden hukukun ee, bir e, hukukun konusu haline getiren nedir diyeyim. Evet kişisel verileri hukukun radarına sokan şey aslında kişisel veri işleme faaliyetlerinin e, tarihi süreçte son 50 yıllık süreçte çok kolaylaşmış olması. E, örneğimize e, son 50 yıl dediğim için 1980'li yıllardan Almanya'dan başlamak istiyorum. Berlin duvarı henüz yıkılmadan önce 1980'lerde Doğu Almanya'da e, devletin bir istihbarat örgütü var. Bu istihbarat örgütünün adı Stasi. E, Stasi'nin ilginç e, kendine özgü yapısı olan bir şefi var. Adı Erich Mielke diyor ki eğer her şeyi anlamak istiyorsak her şeyi bilmemiz lazım. Her şeyi bilmek için de pek tabii ki vatandaşlar hakkında kişisel veri toplamamız gerekiyor. E, şef o dönem kendi örgütü içerisinden yaklaşık 100 bin kişiyi sadece Doğu Almanya vatandaşları hakkında bilgi toplamak için görevlendiriyor. Bununla da yetinmiyor. 500 bin tane de vatandaşı bu mekanizmaya dahil ediyor. Ve 600 bin kişi 1989 yılına geldiğimizde yaklaşık 6 milyon Doğu Almanya vatandaşı hakkında veri topluyor. Ki 6 milyon o dönemki devletin nüfusunun üçte birini oluşturuyor. Bugüne geliyoruz. 2022 yılında biraz örneği değiştirmek lazım. Çünkü 20. yüzyılda mahremiyete ilişkin belki en büyük tehdit devletlerden geliyordu. Ama artık en büyük tehditin kaynağı özel şirketler. WhatsApp örneği verebiliriz. WhatsApp 2022 Nisan ayı itibariyle yaklaşık 2,5 milyar kişi aktif kullanıcıya sahip. Ve örneği, örnekleri karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. 2,5 milyar kişinin verisini yalnızca 55 kişi tutuyor. 1980'li yıllarda 600 bin kişi, 6 milyon kişi hakkında bir dosya oluşturmuş. Ki bu dosyaların toplam raf uzunluğu bu arada 180 kilometredir. Ankara'dan gelen bir konuk olarak 180 kilometre demek Ankara Bolu evet, Ankara yani. Bolu Otoyolu'nun tamamının aslında raflarla donatılması anlamına geliyor. 2022 WhatsApp örneğinde tabii fiziki bir dosya yok içinde muhtemelen hepimizin dahil olduğu e, dijital veri tabanları içerisinde tutuluyor bu dosyalar. İşte kişisel veri işlemi imkanlarının bu denli kolay hale gelmesi hukukunda bu mevzunun hukukun radarına girmesine neden oldu. E, Pergel'in bir ucunu yine tekrar Almanya'ya koymak zorundayız. Çünkü yaşanmışlıklar Almanya'da olduğu için düzenlemeler de orada çıkmaya başlamış. İlk düzenleme Avrupa'daki kıta Avrupa'sındaki ilk düzenleme 1970 yılında Essen eyaletinde. Bu birinci nesil düzenleme olarak anılıyor, anılıyor kıta Avrupa'sında. Ardından 1995 yılında çıkarılan Avrupa Birliği düzeyinde çıkarılan bir düzenleme var. Buna ikinci nesil düzenleme olarak anıyoruz ki bizim bugün e, Türk hukukunda yürürlükte olan kanunun orijin noktası da ikinci nesil düzenleme olan bu 1995 tarihli düzenleme. Yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra Avrupalılar diyor ki artık teknoloji ve kişisel veri işleme imkanları çok gelişti. Kanunumuzu yenileyelim. 2016 yılında Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü yürürlüğe giriyor. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye'de Avrupa Birliği aday ülkesi olduğu için ve bu alanda Avrupa Birliği'ni takip ettiği için biz de yakın zamanda muhtemelen kendi kanunumuzu Avrupa Birliği ile uyumlu hale getireceğiz. Belki bir de Amerika'dan bahsetmek Çok. lazım. Amerika'da çünkü kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler yapı itibariyle Avrupa'dan biraz farklı. Amerika'da mevzunun başlangıcı biraz daha farklı. Orada biliyorsunuz bir anayasa var ve anayasa 7 maddeden oluşuyor sadece. Bu anayasanın 4. değişiklik paketinde gizlilik hakkı anayasaya dahil edilmiş. 1790'lar yanlış hatırlamıyorsam. Tabii o zamanlar kişisel veri kavramı olarak yok. E, tarihler 1960'ları gösterdiğinde e, yüksek mahkeme, Amerikan Yüksek Mahkemesi e, bir davasında e, gizlilik hakkının içerisine yalnızca fiziki gizlilik, ev, eşya, belge gizliliği değil aynı zamanda örneğin kişinin telefon kayıtlarının gizliliğinin de girmesi gerektiğine hükmediyor. Ve sonrasında iştihatlarla Amerika'da da bu mevzu gelişmeye başlıyor. Amerika'da biraz düzenleme mantığı farklı dedim. Onu da izah edeyim müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde mesele daha yatay düzlemde bütün sektörleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş durumda. Ama Amerika'daki düzenlemenin mantığı şu. Örneğin sağlık sektörüne dikey olarak ayrı bir düzenleme yapmışlar. Çocukların çevrimiçi içi gizliliklerinin korunmasına yönelik olarak ayrı bir Aynen. düzenleme yapmışlar. Ya da e, biz e, her birimiz Telefon kullanıyoruz, dolayısıyla e, telekomünikasyon alanında tüketiciyiz. Telekomünikasyon alanındaki kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak ayrı düzenleme yapmışlar. E, genel çerçeve bu şekilde dünyada.